beslenme, barınma, sağlıklı yaşama, eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılandığı yaşam standartlarına sahip olmak herkesin hakkıdır. Bunun için ücret aldığımız bir işe sahip olmak gerekebilir. Ne var ki günümüz dünyasında kadınların hiçbir ayrımcılığa uğramadan üretime katılma, emeğinin karşılığında ücret aldığı bir işe sahip olma haklarını vurgulamamız gerek. Şimdi kadınların ekonomik haklarına beraber bakalım. Kadınlar meslek sahibi olmak için örgün ya da yaygın eğitimden faydalanabilir. İş gücü piyasasında aranılan becerileri geliştirmek için mesleki eğitim ve kurslara katılabilir. Kimseden izin almaksızın iş arayabilir. Gelir elde edebileceği bir işte çalışabilir. Gelirini istediği gibi kullanabilir. Kendi işini kurmak isterse girişimcilik eğitimleri alabilir, destek programlarına ya da krediye başvurabilir. Kanunlar aynı veya eşit değerde iş yapan çalışanlar arasında cinsiyet nedeniyle ücret eşitsizliğini yasaklıyor. Kadınlar eş değer işi yapan bir erkekle eşit ücret almalıdır. Ve iş hayatına dahil olan kadınlar örgütlenebilir, sendikaya üye olabilir, toplu iş sözleşmesi ya da grev yapabilir. Sosyal güvenceyle çalışmalı ve koşulları oluştuğunda emekli olabilmelidir. Hiçbir kadın işe girerken ya da çalışırken sadece kadın olduğu için ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Ayrımcılık, mobbing, cinsel taciz ve cinsel şiddet suçtur. Kadınlar nerede çalışıyor olursa olsun bu durumlarda şikayet etme ve mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Çalışan kadınlar doğumdan önce ve sonra 8'er hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni alabilir. Gebeliği sırasında kontrole gidebilir. Bebeği 1 yaşını doldurana kadar günde 1,5 saat emzirme izni kullanabilir. Bir iş yeri açmadan evde ürettiği ürünleri sadece internet üzerinden satan kadınlar, yılda toplam 240 bin TL'ye kadar elde ettiği gelir için esnaf vergi muafiyetinden yararlanabilir. Vergi dairesinden 2 yıl geçerliliği olan esnaf vergi muafiyet belgesi alması ve bir banka hesabı açması gerekir. Kadınlar olarak iş hayatına katılmak istiyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, oturduğunuz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ulaşarak doğum, işe yönlendirme, ücretsiz kreş, evde bakım yardımları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve unutmayın, ev işleri ve bakım yükünü aynı evde yaşadığınız tüm yetişkinlerle paylaşabilirsiniz. Kadınların emeği, bedeni, kimliği ve seçimleri kadınlarındır. Bütün kadınların özgürce, kendi olabildiği eşit bir dünya için kadınım, haklarım var.